Merhaba arkadaşlar, Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali, bugün Kadim Metro serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar, şimdi Kadim Metro'da biliyorsunuz dev bir planımızı çizmiştik. Dev bir proje olacak arkadaşlar. Bunun için ben artık çalışmalara başladım. İlk olarak şöyle söyleyeyim, Journey Map modunu kullanıyorum. Bu işaretlemeleri yapmak için arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani bu bir, nasıl diyeyim size, oyuncu tarafında kurulan bir mod. Harita üzerine gösteriyor ki daha kolay işlemler yapabilirim. Hemen bakın, artık yatağımız turuncu. Turuncu yatağımıza bir uyuyalım. Size bugüne kadar yaptıklarımı göstereyim. Şimdi Kadim Metro yayınlayalı yanılmıyorsam 3 gün falan oldu. Şimdi bugüne kadar yapalım. Burası arkadaşlar Dayılar İstasyonu. Dayılar İstasyonu'nun kazım alanı girişi. Şimdi Dayılar İstasyonu'ndan böyle bir yer var. Koşla. Koşuyor mu bu? Heh, koşuyor. Güzel. Güzel 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 güzel. Kocaman bir alan gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurada merkezle bağlanınca, yani merkez istasyonuyla bizim mavi hattı mı? Neydi? Yeşil hat mıydı? Yeşil hat burası. Mavi hatla bağlanınca yer var şurada. Merkez istasyonuna bağlanınca yer var arkadaşlar. Merkez bağlantısı tam buradan çıkacak. Buradan da arkadaşlar Murat'a giden yol var. Hadi gelin şu Murat'a giden yolu biraz tamamlayalım. Çünkü size birkaç tane şey göstermek istiyorum. Yaptığım işleri göstermek istiyorum. Çünkü burası bayağı uzun bir istasyon arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim size, 1300 bloktan uzun yeşil hat. Yeşil hatın içinde gördüğünüz gibi bazı yerlerde şöyle mağaralar çıktı. Bu mağaralardan köprüler geçireceğiz. Şu anda biz 52. seviyedeyiz ama metro 50. seviyede olacak arkadaşlar. Kazması kolay olsun diye üstten başladım. Gayet de güzel gidiyor şu anda. Şimdi buradan devam ettiğimiz zaman otomatikman, yani düz olarak gittiğimizde spawn istasyonuna çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan spawn istasyonuna çıkıyor. Spawn istasyonu, genişliğimiz bu arada 11 birim olacak arkadaşlar. Onu da size göstereceğim. Spawn istasyonunda şöyle söyleyeyim. Murat'ı hop uçtana. Hayda. Uçmuyor. Uçsana. Hayda. Neyse, uçmuyor buradan. Spawn istasyonundan da bir dönüş alıyoruz arkadaşlar, yaklaşık 120 blok kadar. Spawn istasyonuna uğradıktan sonra buradan da Murat'a gitmek için bir dönüş daha yapacağız arkadaşlar. Spawn dışına çıktığımız zaman şuradan devam edelim. Buradan istasyonlar bir dönüş daha, yani tünel bir dönüş daha alacak. Artık buradan dümdüz Murat'a gidebilecek mi? Orası biraz muallak. Şimdi gidip gelin göstereyim size. Şimdi Murat'a giderken çok büyük bir deniz var. Hatta ben bu işin haritasını yaptım. Tarık da bugün Instagram'dan yayınladı. Kadim Krallığı'nın haritasını yaptım. Murat'ın base'i biraz uzakta ve aramızda çok fazla engin denizler var. O yüzden o biraz sıkıntı yaratıyor. Şimdi gelin onu nasıl aşacağımızı göstereyim size. Ben biraz daha metro istasyonu değil, tüneli biraz daha dışarı çıkayım dedim. Lakin yine denizin içine denk geldi arkadaşlar. Yani denizden kaçamıyoruz bu noktada. O yüzden şurada Murat'a giderken istasyon biraz tünel biraz alçalacak. Burada 40 birime inecek arkadaşlar. Y40'a inecek. Y40'a inmesi yine yetmedi. Belli bir noktadan sonra yine şeye denk geliyor arkadaşlar. Neydi onun adı? Denize denk geliyor. Dolayısıyla Murat'a giden, bakın şurada çok güzel bir vadi var. Bu vadinin içinden geçecek tünel. Yani Murat'a giderken baya baya güzel yerlerden geçiyor aslında. Hadi bakayım. Çok küçük bir yer var size göstermek istedim. O yüzden bu kadar birim ilerliyoruz. Zaten kazılmış yeri bir görün. Bunlar daha arkadaşlar şey, nasıl diyeyim size, örnek kazım yerleri. Yani bunlar genişletilecek. Koş 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 koş. Şurada arkadaşlar yine denizin içine çıkıyoruz gördüğünüz gibi. Tabii ben karşıdan devam eden tüneli yaptım, lakin şuradaki denizde, hemen şöyle bir yukarı çıkalım, herhangi bir çare yok.
Yani bunu artık ne kadar derine inerseniz inin, tabanı gravel'la kaplı, tabanı çakıl'la kaplı. Bu da biraz sıkıntı yaratıyor arkadaşlar. O yüzden burada Murat'ın şansına bir tane tüp geçit olacak. Murat'la beraber eğer kendisi de gelirse buraya bir tüp geçiti yapacağız arkadaşlar. Raylar bu tüp geçidinin içinden, denizin içinden geçecek ve çok da güzel olacaktır bence. Şimdi şöyle bir merkeze doğru uçalım. Murat'ın base'i çok çok uzakta. Bu biraz sıkıntı. Bizim için baya baya sıkıntı. Kazma işlemi için. O dayının dükkan. Bu arada arkadaşlar, bir önceki bölüm yayınladığım tatlı dükkanının inşaat çatısını tamamladım. Kadim Krallık serimizde de ona devam edeceğiz. Bu sadece metro serisi. Şimdi. Şimdi merkezin girişi de arkadaşlar burada. Merkez istasyonunun girişi de burada. Buradan da bir inelim. Şimdi en büyük çalışmayı burada yaptım. Neden? Çünkü merkezde arkadaşlar fener var. Gördüğünüz gibi istasyonumuzun genişliği, istasyonun tünelin genişliği bu kadar olacak arkadaşlar. Yani tüneller, o demin içerinden geçtiğimiz ufak tefek cacık gibi tüneller böyle kocaman açılacak. Bak zombi var orada. Gel, senin elinde blok kalmış. Sen ışıklandırma şeyinden kurtulmuşsun. Buradan da işte fenerin etkisinin yettiği yere kadar ben kazdım. Hatta bunu kazarken Ali Deniz'le dayım da vardı. Burada güzel bir alan oluşturduk. Artık şöyle fener etkimizin yettiği yere kadar burayı da açacağız. Fener etkisi tam olarak burada bitiyor arkadaşlar. Şimdi buraya arkadaşlar bu işlemleri yapabilmemiz için birkaç tane daha fener kurmamız lazım. Çünkü bunları kazması çok zor. Bugün gelin sizinle şu fener işlemlerini yapalım. Hatta bakın şöyle yapacağız. Buraya bir işaret koyacağız. Hatta tam böyle açıya koyalım. Şimdi 135, 40, 70, 69. Yanılmıyorsam şöyle 60'a koyarsak biz burada fener etkisini yakalayabiliriz. Merkez bağlantıya giderken buraya bir waypoint atalım. Yeni 60. Şimdi bunun ismi Fener 1 olsun. Ki nereye yapacağımızı görelim. Şimdi biz 4 katlı fenerler yaptığımız için, şöyle bir geri çekilirsem görünecek. 4 katlı fenerler yaptığımız için bunların yanılmıyorsam 50 blok 50 blok etkisi oluyor. O yüzden 50 blok aralıklarla fenerler kurmamız lazım ki acaba 50 blok mu 100 blok mu? Tam emin değilim. Fenerler kurmamız lazım ki inşaatımız hızlı bir şekilde ilerlesin. Şimdi iş nasıl yapsak? Biz 80 blok aralıklarla kuralım. Şimdi burası neydi? Ne yazık ki bunları işaretlemem lazım. Zaten işaretlemeden yapmam çok zor. 360 eksi 360. Bu taraf ne yapıyor? Düşerek gidiyor. Tamam. Hemen hesap makinemi çıkartıyorum. Şimdi eksi 360 artı 80 eşittir eksi 280. Bu bölgeye giden yolda. Şuradan hemen bir tane daha waypoint. Burası eksi 280'de olacak. Rengini de şöyle farklı yapalım. Bugün fener yerlerini ayarlayacağız arkadaşlar. Fener 2. Tamam, o da bayağı bir ileride çıktı. Şimdi buna 80 daha ekleyeceğiz. 200. Ay pardon, yanlış mı yaptık? Artıyor mu burası yoksa? Yok, düşüyor, güzel. Şimdi 200'e bir tane daha fener yeri yapmamız lazım. Dediğim gibi bunu Kadim Krallık'tan ayırmamın nedeni arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir sürü böyle uğraştıracak iş yapmamız gerekiyor. Şimdi waypoint new fener 3. Bu da 200'de olacak. Biraz daha yaklaşacağız böylelikle.
Şimdi işin kötüsü bir tane fenerimiz var. Kazıyı yaptıktan sonra feneri taşıyacağız. Ve buradan da yanılmıyorsam merkez bağlantıya kadar yetişir mi fener? Merkez bağlantıya da bir fener yapsak bu işi çözeriz. Veya daha yakında. Bakayım bir tane daha waypoint atalım. 200'lü artı 80, 120'ye. Fener 4. Bunu da şöyle yapalım. 120'de olacak. Tamamdır. Merkez bağlantıya bayağı yaklaştı. Buradan da dayılar tarafına bir tane fener yapısı oluşturalım. Şimdi diyelim ki buraya bir tane daha fener koyduk. Buradaki birim aralığımız ne kadar bir ona bakalım. Aha da burada da bir tane fener olduğunu düşünelim. Fener 4'ü koymuştuk. Fener 5. Burası eksi 75. Tamam. Şimdi buradan x'e doğru artarak gidecek. O zaman artılayalım. Şimdi şu noktamızda eksi 305 artarak mı gidiyor? 305 artı 80 yok. 305 artı 80 385. Yani eksi 385'e bir fener daha koymamız lazım ki dayılara giden istasyonu açabilelim. Fener 6. Ne demiştik arkadaşlar? 385'e lazım. Bir fener bağlantısı daha. Bu fener aslında iki tarafı da kapsar mı? Hani dayılar istasyonu aslında bayağı yakın ama bence dayıların oraya bir tane daha kurmamız gerekecek. Dayıların oraya da bir fener kurduk mu bu kazım işlemlerini hızlı bir şekilde halledeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi toplam kaç fener yaptık? Şimdi merkeze de kuracağız. 7-8 tane fener kurmamız lazım. Yani 8 tane fener için yer yapmamız lazım bugün. Biraz açlıktan geberiyorum. Şimdi o zaman spawn'a döneceğiz. Demir almamız lazım bizim. Bol bol demir bloğu almamız lazım. Allah'tan demir farmımız var. Bu bizim için büyük avantaj. Galiba fenerlerin birkaçı denizin içine çıktı. Neyse onu da çözeceğiz. Şimdi bir tane şeyimiz var. Fenerimiz var. Onu taşıyacağız devamlı. Lakin fenerlerin yerlerini otomatik yani hazır olarak yapacağız ki kazım işlemimiz gayet kolay olsun. Yalnız çok güzel olacak arkadaşlar. Hatlar çok güzel gidecek. Yani 11 birim genişliğinde tüneller açıyorum. 4 birim yüksekliğinde belki kaplama yapacak olursak işte yükseklik 3'e düşebilir. O da sıkıntı değil. Ama istasyon alanlarında daha geniş olacaktır. Zeminle ilgili bir çalışma yapar mıyım? Bilmiyorum. Belki bir birim daha alttan kazıp zemini kaplayabileceğim bir materyal lazım bana. Bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Abi zemini şununla kaplayalım veya abi zemini bununla kaplayalım. Tek renk olsun tadında. Şimdi yanımda blok var mı? Var. Şimdi bunun merdiveni niye buradan çıkmış? Bilmiyorum ama şuradan bir yukarı çıkalım arkadaşlar. Gece mi olmuş? Aynen her yer iskelet, her yer zombi. Şöyle bir uçalım. Aha Iron Golem biri ölüyor. Acaba ben öldürebilir miyim? Ben öldürdüğüm zaman acaba yeni bir tane yaratık öldürdüğüm iznini verdi mi? Buna bir bakmak lazım. Şimdi uyuyalım. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar burada bol bol demir blokları biriktiriyoruz. Bu demir bloklarını geçici olarak alacağım.
Daha sonra geri getireceğim. Fenerleri yaptıktan sonra, yani fenerlerle işim bittikten sonra kazıp geri getireceğim. Bu kadar yerlerde durmasına gerek yok. Şöyle bir merkeze doğru uçalım. İlk fenerimizin yerini belirleyelim arkadaşlar. Şimdi fener 1'in çıktığı yer bizim evin arkası. Hayda. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ondan sonrası artık matematik. Şöyle. Dediğim gibi bu fenerler geçici olacak. Bunları daha sonra sökeceğiz. İnşaat bittikten sonra. Kazma işlemi bittikten sonra. Hop. Bizim evde bir tane fener var. Yanılmıyorsam merkezde bir tane var. Spam'da bir tane var. Geçici olarak belki bu fenerleri ödünç isterim arkadaşlardan. Daha hızlı bir şekilde işlem yapabilmek için. Bayağı da blok gidiyor ya buna. Yani feneri yapması bile o kadar zor benim için. Tamamdır. İlk fenerimizin yeri burada. Şimdi ikinci fenerlerden çıkmış. İkinci fenerde bu Jadmagan'ın uçağının olduğu yerden çıkmış. Onu da şöyle yapsam olur herhalde. Aynen. Gel lan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ağaca mı denk geleceğiz? Eyvah eyvah. Ağaç sen GG olacaksın ne yazık ki. Ağacı bir uçuralım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doğru oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Arkadaş bataklık, bataklık burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aha da 9. Şu yaprakları bir uçur. Hop. Yanılmıyorsam çölde de bir tane fener vardı. Bu ağacın yaprakları ne kadar inatçı çıktı ya. Dökülseniz oğlum. Biri sağ olsun kendiliğinden gitti. Şimdi şu da yapayım. Ya bu tüm fenerlerin inşaatını size göstermeyeceğim zaten. Gerisini ben bölüm arasında yaparım. Ondan sonra sizle beraber kazım işlemine başlarız arkadaşlar. Dev proje bu. Dev projeyi yapmak kolay değil. Doğru oldu mu ya? 3 7 tamam. Şöyle.
Şurada bir tane cadı evi var galiba. Bayağı bir demir blok gidecek arkadaşlar. Aynen bu feneri de yaptık. Dediğim gibi ben buralara artık fenerleri döşeyeceğim. Sizle de artık kazım işlemine başlarız. Yani bu kazma harfiyat yapma işlemine başlarız. Bu fenerleri kuracağız arkadaşlar. Bunların üzerine yerleştireceğiz. Ve hızlı bir şekilde kazma işlemi yapacağız. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.